Dünya üzerinde aksiyon kamerası alanları ulan tam dozer geçecek anı buldu ya. Dünya üzerinde aksiyon kamera alanların %70'inin bu kameraları sadece aile böyle günlük hayatlarını çektiğini biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum, yeni öğrenmiş oldum. Benim için de nitekim aksiyon kamera kullanmamın bir sebebi gitmiş olduğum işlerde bu backstage dediğimiz arka plan sahnelerini çekmek için genelde hep yanımda bir tane bu tarz bir GoPro olurdu. GoPro olurdu ama artık GoPro yok çünkü yeni aldığım DJI Osmo Action 4 modeliyle artık bu çekimleri yapıyor olacağım. Bu videoda da size neden DJI Osmo Action 4'ü aldığımdan bahsediyor olacağım. Yaklaşık 2015'ten beri aksiyon kamerası kullanan biriyim. GoPro 5 ile ilk GoPro serüvenime GoPro 5 ile başladım sanırım. Ondan önce tabii ki böyle antin kuntin diğer modelleri de almıştım. Ama işte bildiğiniz üzere bu her aldığınız ucuz kameralar hiçbir işinize yaramıyor. Görüntüyü göremiyorsunuz bile neredeyse. Bu süreçten sonra da aslında GoPro ile memnundum ama piyasanın artık çok gelişmesiyle birlikte birçok rakip firmada GoPro'ya şu an rakip oldu. Hatta GoPro'nun şu an çok üzerinde işler yapıyorlar. Bunlardan en önde geleni tabii ki benim için DJI. İkinci sırada da muhtemelen Insta 360 geliyordur. Çünkü bu kamerayı aldıktan ve story attıktan sonra bana en çok gelen soru o da o cihaz da daha yeni çıkmıştı. Neden Insta 360 Ace Pro almadın oldu? İsmini de çok saçma. Insta 360 Ace Pro. Yani Pro diye çıkarttılar ama ondan sonra ne çıkartacaklar bilmiyorum. Yani Pro. Pro yaptık ama sonrasını bilmiyoruz. Bir sonraki videoda da aslında neden Ace Pro almadığımı sizlere takdim ediyor olacağım. Şimdi bu kamera öncelikle benim için tabii ki bir B, C hatta D kamerası diyebilirim. Çünkü işte bir sokak fotoğrafçılığı yaparken boynumu asmak için, işte bir çekime gittiğim zaman çekimi yaparken kendimi çekiyor olmak için bu tarz aksiyon kameraları kullanıyorum. Ve gayet pratik ve basit oldukları için de bütün çekimlerimde işime yarıyorlar. Hatta bu kanalda da görmüş olduğunuz birçok arka plan görüntüleri de GoPro serileriyle çekildi. Şu ana kadar memnundum tabii ki ama şimdi bu cihazın getirdiği yeniliklerle birlikte GoPro'lar tabii ki biraz daha geride kaldı. GoPro 12'de çıktı ama hani GoPro 12 biraz daha şu anda piyasada çok geri düştü. Çünkü kendi kendilerini geri düşürdüler diyebilirim. Özellikle düşük ışık performansından işte magnetik bir geçiş yani bağlantı sisteminin olmamasından dolayı herkes şu anda ya DJI serilerine gidiyor veya 360 serilerine gidebiliyor. Ben de DJI'nin Osmo 4 sanırım Ağustos ayında çıkmıştı. Ben biraz geç aldım ama yaklaşık bir aydır da kullanıyorum. Şimdi Osmo 4'ü... Allah Allah! Şimdi DJI Osmo 4 almamın en temel sebeplerinden bir tanesi tabii ki DJI firmasına aşina olduğumuz, uzun yıllardır kullandığımız ve kaliteden ödün vermeyeceğini bildiğimiz içindi. Benim ilk önceliğim buydu zaten. Ama onun dışında teknik detaylara gelecek olursak, biliyorsunuz bu cihazda şu anda 1.3 inçlik bir sensör var ve bu sensör bizim düşük ışıkta vesairesinde çok daha kaliteli görüntüler almamızı sağlıyor. GoPro'ya gelecek olursak GoPro bu 12 değil ama bunun 12 serisinde şu anda 1.9 inçlik bir sensör var ve bu şu an 2023'te bu cihazlar bu şekilde 1.3 inçlik sensörler getirirken GoPro'nun bu seviyede geride kalması bence çok saçma ve GoPro'yı zaten tamamen şu anda benim için listeden çıkartmış durumda kalıyor. İyi özellikleri de var tabii ki ama yani GoPro şu anda 3. sırada diyebilirim. Bu magnetik sistem bence aksiyon kameraların bütün gidişatını değiştiren bir sistem. Çünkü o kadar üşeniyordum ki GoPro ile çekim yaparken mesela kadraj değiştirmem gerekiyor. Kamerayı başka bir yere almam gerekirken bunu yapmıyordum çünkü üşeniyordum. Bunun da ana sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz bunu bir vidayla söküp sonra tekrardan gidip diğer kafaya o vidayı sıkıştırarak bağlıyorduk. Ama DJI Osmo'larda yeni sistemle birlikte tek yapmanız gereken bu kadar. Yani tek yapmanız gereken şu olay olduğu için 2 tane 3 tane benim adaptör sistemim olduğu zaman bunu buradan çıkartıp başka bir yere takmak neredeyse 1 saniyemi 2 saniyemi alıyor. Ve bu da işleri inanılmaz kolaylaştırıyor diyebilirim. Şimdi şöyle bir algı var. Diyorlar ki işte magnetik sistem vidayla sıkıştırdığım sistemden tabii ki çok daha kötü olacak. Yani algı yanlış bir kere. Çünkü reklamlarda gördüğünüz işte manyetik sistem dediği manyetikle birlikte bu
buradaki kancaları yuvasına oturtuyor. Yani bu neredeyse imkansız sökmesi. Yani almadan önce şöyle bir şey diyorsanız, ya manyetik sistem düşer mi, eder mi, sallanır mı? Öyle bir şey yok abi. Boynumdan görüntü almayı sevdiğim için şöyle manyetik bir sistem aldım. Bu DJ'in kendi ürünü değil, Telesin diye bir ürün. Yanlış takmışım. Bunu bu şekilde kolye gibi taktığınız zaman bunu da buraya yapıştırıyorsunuz ve istediğiniz gibi bütün çekimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Normal paketinden bir tane adaptör, kamera, case ki paketten de çıkıyor. Onun dışında bir tane batarya, onun dışında bir şey çıkmıyor. Ama Adventure Combo modelini aldığınız zaman şu şekilde 1.5 metreydi sanırım. 1.5 metreye uzanabilen bir selfie çubuğu geliyor. Nerede kullanırım bilmiyorum. Aslında birkaç kere kullandım ama keyifli bir cihaz. Hiç de ağır değil. Çantanızda çok fazla yer kaplamayacaktır. Onun dışında 3 tane bataryasıyla birlikte hızlı şarj sistemi yapabilen, yani 3 bataryayı da aynı anda şarj edebileceğiniz bir kutu geliyor. Şöyle güzel şık bir cage'i var. Bu cage'i taktığınız zaman biliyorsunuz, biliyor musunuz bilmiyorum. Bunu siz vertical veya horizontal olarak şu şekilde çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu da tabii ki kasa olmadan yapamayacağınız bir şey. Dikey çekim yapıyorsun, Instagram'a story atacaksın ya da Reels çekeceksin vesaire. Çektin. Sonra başka bir şey yapacaksın. Bunu buradan çıkarttın, getirdin. Şuraya taktın. Sonra hop. Şöyle kullanabiliyorsun. Bence vereceğiniz ekstra rakama makuldür diyebilirim. Çünkü benim GoPro ile yaşadığım en büyük sıkıntılardan bir tanesi de batarya süresiydi. Çok çabuk bitiyordu. Hatta böyle %65 gösterirken 5 dakika sonra baktığım zaman %25'e falan düşme ihtimali olabiliyordu. Tabii bu eski modeldi. Yeni modelde çok fazla öyle bir şey olmuyor ama gene de GoPro'nun bataryalarında sıkıntı olduğunu herkes biliyor. Şimdi GoPro 12'de GPS'i söküp daha uzun batarya ömrü verdik diyorlar ama ne kadar verirlerse versinler, şu anda DJI ile aldığım çekim süresini ben diğer kameraların hiçbiriyle alamadım. Özellikle aksiyon kameralarından bahsedebiliyorum. Çünkü yaklaşık 2,5 saat aralıksız çekim yapabiliyorsun ve batarya, tek bataryayla bile bütün günü geçirebiliyorsun. O nedenle eğer böyle hani çok fazla günlerce orada kalacağım, şarj etme ihtimalim yok vesaire demiyorsanız tek bataryalı, yani standart paketinde almanız sizin için mantıklı olabilir. Bunu dememin sebebi de zaten hızlı şarj sistemi olduğu için bataryalar neredeyse 40-45 dakikada full şarja ulaşabiliyor. GoPro'nun diğer 360 modellerini de kullandım. GoPro Max'i kullandım. 360 beni çok sarmıyor. Çok sevenler var. Hatta bizim camiamızdan da, hocalarımızdan böyle sürekli her yere işte 360 kamerayla gezip oraları böyle döndüre gösterenler de var ama ya ne gerek var ya? Ya düzgün bir görüntü almak istiyorum. Yani benim asıl bu cihazı almamdaki en büyük sebep zaten oydu. Bana düzgün görüntü versin, doğal görüntü versin. Onun dışında böyle antin kuntin bir şey yapmasın abi. Yani düşük ışıkta güzel performans olsun. İşte log çekim yapabilsin. Ha, bu konuya da gelecek olursak 10 bitte D-Log modunda çekimler yapabiliyorsunuz. Bu sayede dinamik aralığı da patlatabiliyorsunuz. Şimdi D-Log demişken birincisi Ace Pro'da, 360 Ace Pro'da log modu yok. Bunun da sebebi HDR çekiyor olması. Tabii bu konuya bir sonraki videoda değiniyor olacağım aslında ama gene de belirtmek isterim neden DJI'yi aldığımı belirtmek istiyorsam eğer. GoPro'da GoLog muydu? Öyle bir sistemi var ama log çekimine baktığınız zaman inanılmaz kötü. Yani hayatımda bu kadar kötü bir log çekim görmedim. Berbat. Yani kullanılmaz, üzerine edit yapılmaz. Ama DJI'da zaten alışık olduğumuz bir sistem olduğu için dronlarımızdan D-Log modunda çekimlerinizi yapıp çok güzel bir şekilde editlerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz ve bunu tabii ki 10 bitte yapıyorsunuz. GoPro'da 10 bitte yapıyor. Ace Pro 8 bit çekim yapıyor. Gene dediğim gibi bir sonraki videoda ona da değiniyor olacağız. Bu cihazda 2 adet touch screen dediğimiz, yani dokunmatik ekran bulunuyor. Sistem açısından inanılmaz pratik. Yani çok kolay bir şekilde her yere erişim sağlayabiliyorsunuz. Kendi custom settingslerinizi yapıp tek tuşla bunların arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Kullanış açısından da küçük ve pratik olduğu için sürekli ben bunu cebime koyup çekimlerimi o şekilde gerçekleştirebiliyorum. Bunu ben %99.9 şeklinde sadece video çekimlerimde kullanacağım için fotoğraf çekmeye ihtiyacım yok. 12 megapiksel ama şöyle bir algı var özellikle bizim Türkiye'de. Ya ne kadar megapikseli yüksekse o kadar iyi bir kamera oluyor. Öyle bir şey yok abi, daha yumuşak görüntüler alabiliyorsunuz. Yani bir video çekimi yapmak istiyorsanız megapikselin yüksek olması aslında sizin için
dezavantaj bir durum. Çünkü megapiksel ne kadar yükselirse görüntü o kadar parçalanacak, o kadar keskinleşecek ve bu bizim video çekimlerimizde istemediğimiz bir durum. Insta 360 Ace Pro da bunu gerçekleştirdi. 48 megapiksellik bir cihaz yaparak kendi ayaklarına kendi kurşunu sıktılar diyebilirim. Gene buna bir sonraki videomuzda bahsediyor olacağız. Ama 12 megapikselde video çekimlerinde 4K'da 120 kareye kadar çekimler yapabiliyorsunuz. HD'de saniyede 240 kare çekimler yapabiliyorsunuz. Çok teşekkürler. Zaten hali hazırda bütün piyasada olan seviyeleri bize verdiğiniz için. Yani niye 480 HD'de niye 480 yapmıyorsunuz? Sanki çok kullanıyormuşum gibi. Özellikle HD 240'da çektiğimiz görüntüleri kullanan var mı aramızda? Bence yok yani. Çünkü çöp yani bildiğin. Çekimi yapıyorsun, sonra çöpe atıyorsun, hiç kullanmıyorsun. Saçma. Ve bu şekilde güvendiğim bir cihaz olduğu için, 4K 120 kare çekim yapabildiği için, büyük bir sensörü olduğu için, düşük ışıkta iyi bir performansı olduğu için, sağlam ve kaliteli bir cihaz olduğu için, bunların hepsini toplarsak, işte kolay menüsü olduğu için, iki taraflı dokunmatik ekranı olduğu için beni cezbeden bir cihaz oldu. Fiyatı tabii ki bu şekilde Adventure Combo aldığım için bir 18-19 bin liraya geldi şu andaki piyasadan, sonrasında ne olur bilmiyorum ama ben bunu mesela bir 2 yıl boyunca kullanacağım mesela. Ben mesela. Bu arada stabilizasyon sisteminden vesairesinden bahsetmiyorum bile. Çünkü artık GoPro'su da olsa, Insta 360'ı da olsa inanılmaz seviyede geliştirdikleri için. Hatta şöyle bir şey var. Stabilize kontrolünü açtığınız zaman siz videonun içinde titriyorsunuz. Yani her yer sabit, yürürken sadece siz titriyorsunuz ve çok saçma bir görüntü olduğunu düşünüyorum bu arada. Hani Rocksteady diye bir şey, Rocksteady Plus diye bir seçeneği var. Onu seçtiğiniz zaman hiçbir şey titremiyor abi. Dur bir atayım önce, dur. Şu an Rocksteady moddayız. Şu çizgiyi takip ederek şöyle bir koşacağım. Bakalım ne kadar stabiliz. Bir de şöyle geri koşayım. Koş lan benimle. Şu an sadece Rocksteady'yiz. Rocksteady'de ne kadar stabil olduğuna bakmaya çalışıyoruz görüntünün. Evet, şu an Rocksteady Plus'tayız. Bu Rocksteady'den bir sonraki level olan görüntü sabitleme. Bir bırak ağzına. Rocksteady Artı'da bakalım ne kadar stabil görüntü alabiliyoruz. Bir de şöyle geri koşalım. Şu an baya koşuyorum yalnız, hani elim baya titriyor. Ne kadar stabil bilemiyorum tabii ki ama. O yüzden ben biraz daha doğalında kullanarak, hani en azından yürüdüğüm belli olsun şeklinde çekimler yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim, çok robotik çekimleri sevmediğim için. Ve bu nedenle Osmo 4 Action'ı almış bulunmaktayım. Sizlere de tavsiye ederim. Bu arada sponsor bir video değil. Ben hani bunu sadece sizinle paylaşmak istedim ki siz de eğer bir aksiyon kamerası almayı vesaireyi düşünüyorsanız güzel bir ürün alın, yanılmayın diye sizlere söyledim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Gökhan Karakaş. Bye.